Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla sizlerin desteğiyle hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Fenerbahçe'miz, Svente'yiz. Ee, sahadan silerek konferans ligine kaldı. Svente son 32 maçta evinde sadece 2 kez yenilmiş. 9 Şubat 2023'te Ayaksa yenilmiş ki gayet normal. Ve 31 Ağustos 2023'te e, Fenerbahçe'ye yenilmiş. Hayırlı olsun. Ne oldu Paşinyan? Atıp tutuyordun. Yok İstanbul'a geleceğiz. Bekle bizi İstanbul falan. Seneye bir daha gelin lan. Bir boy daha büyürsünüz. Bu arada konferans liginde e, grup aşamasına kaldık. Artık grup yapacağız. Ve kura çekimimiz bugün saat 15.30'da TV 8.30'da naklen şifresiz yayınlanacak. Omar Fayet Omar Mısır Olimpiyat Milli Takımının Rusya ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosuna çağrılmış. Konferans Ligi'nin finali Yunanistan'ın Atina şehrinde bulunan Ayasofya Stadyumunda olacakmış. Yakışır Fenerbahçe'me inşallah. Kurban olduğum Allah'ım inşallah e, gönlümüze göre versin. Yalatasaray'ın nerede yok diyor Bizim gruba çok seviniyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Ne yapalım oğlum ağlayalım mı? Size daha zorları çıkacak. Oğlum daha zorların ne olabilir? Hani daha zorların ne olabilir? Biz konferans grubundayız. Ne olacak Manchester United, Real Madrid. Ya biz vazgeçtik. Bu sene de konferansta mı oynayalım diyecek. Bu arada konferans kura çekimine birinci torbadan katılıyoruz. Hayırlı olsun. Ee, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Joshua King. Ben Ronaldo değilim. Fenerbahçe forması giyen Joshua King. Twente maçının ardından konuşmuş. Bir nevi asist yapan King diyelim. Bu arada maça dair de süper veriler var elimde ama Van hangisini konuşsam bilmiyorum çok uzayacak video. Hakkınızı helal edin. Cristiano Ronaldo'yu mu gördük orada çizgiden topu aldı. Rakip kaleye kadar gitti şeklinde gelen soru karşısında. Beni Cristiano Ronaldo kıyaslamayın. O en iyisi Goat demiş. Yani Game of Thrones demiş o demiş. Öyle değil mi ya? Game of Thrones olmuyor mu ya? Öyle öyle tabir edilmiyor muydu o? Ben de biliyorum da şaka yapıyorum. Tüm zamanların en iyisi İngilizcesi. İki saat şimdi uğraşmayalım onunla. Şunu söyleyeyim. Joshua King en gıcık şeyi ne yaptı biliyor musunuz? En gıcık şeyi. Kafalarda bir 750 tane soru işareti uyandırdı. Tabii ki ilk maçtan avantajlıydık ama bugün önemli olan kaybetmemekti. Kazandığımız için mutluyuz. Hocamızın da istediği galibiyet almakta. Buraya geldik galibiyette ayrılıyoruz. Yarın İstanbul'a dönüyoruz. Sonrasında Ankara gücü maçına odaklanacağız diyor. İkinci yarı İkinci yarıda daha iyi bir oyun ortaya koyduk. Rakibe bakınca 5 birlik bir sonuçla buraya çıktılar. Bizim burada en önemli yapmamız gereken şey sabırlı olmaması. Twente genç bir takım. iyi bir futbol oynamaya çalışan bir takım. Bizler biraz daha tecrübeliyiz. Çok iyi takım olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi evimize dönüyoruz. Çok güçlü bir şekilde Ankara gücü maçına odaklanacağız dedi. Bu arada Fenerbahçe'den bir rekor geldi. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yo hocam ne raporu? Öyle bir şey yok. Ne raporu? Hocam uydurma ya. Fenerbahçe Avrupa'da rekora koşuyor arkadaşlar. Arka arkaya 7. Avrupa maçını da kazandı. ha ne var? Konferans takımını ben de yenerim. Konferans kupasında bir ben de kazanırım diyeceksiniz. Kazanın hadi. Ya bu turnuvada en uzun galibiyet serisi yakalayan takım haline dönüştük. 7 maçını birden kazandık. Avrupa kupalarında en uzun galibiyet serisi yaşayan Türk takımıyız. Sezona 8'de de devam ediyoruz. Bu arada Sevilla'yı 1-0, Zimbru 5-0, Zimbru 4-0, Maribor 3-1, Maribor 3-0, Twente 5-1, Twente 1-0. Sezona 8'de 8 Samsun galip Tra e Trabzonspor nereden çıktı? Gaziantep ve Samsun galibiyetleriyle şahane başladık. Şimdi ülke puanına katkının da hakkını verdik. Orası da ayrı mesele. İsmail Kartal yönetiminde 8'de 8. İsmail Kartal'da bu galibiyet serisinden çok çok hoşnut kaldım. Ee, ama şunu söyleyeyim. İrfan Can yeri Bayat 5-1'i gösteriyor. Niye 5-1 yaptın diyorlar İrfan Can'a. O da diyor ki ilk maçın skoru gösterdim diyor. Çok önemli bir maçtı. Ben bu arada bazı futbolcularımızı övsem ayıp olur mu arkadaşlar? Olmaz değil mi? Çok önemli bir maçtı bizim için. Ülke puanı için de çok önemliydi. Rakip taraftarlar. Dan ziyade oyuncular ortalığı karıştırmaya çalıştılar. Futbol olarak yenemedi. Kırmızı kart çıkarabiliriz diye. Bizim ilk maçta yaptığımız gibi durum ortaya çıkabilir diye devam ettiler. Yine hoş olmayan şeyler sadece ilk maçtaki skoru gösterdim onlara. Çok şükür elimden geldiğince katkı vermeye çalışıyorum. Kazandığımız için çok mutluyum. Kazanarak dönüyoruz. 3 gün sonra Ankara gücü maçımız var. Tamamıyla ligi odaklandık. İnşallah ligde de kazanarak yolumuza devam ederiz diyor. Şimdi arkadaşlar ben size enteresan bir şey söyleyeyim. Joshua King'e adadan talip var. Hadi buyur. Şimdi Luton Town yeni ekip King ile ilgileniyordu. Bugünkü maçı izledilerse herhalde yarın 7-8'i basıp alırlar. İnşallah alırlar. Çünkü King hani sabit bir futbolcu değil. Bak açık söyleyeyim sabit bir futbolcu değil. Hani öyle biz aldık ettik muhteşem oynar süper oynar öyle bir oyuncu değil King. King 5 dakika topçusu 5 dakikada oynadı. Ben maçta arkadaşlar birkaç kişiyi çok merak ettim. Şimdi İngiliz ekibi kısa süre içinde temaslara başlayacak. Ee, 31 maçta sahaya çıktı, 32 oldu. 8 gol, 4 asist. Bence 8 gol, 5 asist oldu. O da ayrı mesele. İrfancan Eyirbayat 7.9. Maçın kahramanlarından biri. 90 dakika 3 kurtarış. Bir de bir kaleyi başarılı terk etme. Havadan top alma bir kurtarış, ceza sahası içinden 1. 45'te 27 pas isabeti. Burada sıkıntı var. Uzun top isabeti 40'ta 22. Yani 18 tane hatalı pas var. Zaten uzun topta. İkili mücadele kazanma, bir de bir hava topu kazanma, bir de bir kendisine faul yapılması 2. Ben Serdar Aziz'i çok merak ettim. Serdar Aziz'e 7.4 vermişler. Bak bendeki istatistik. İsabetli pas 30'da ee, bir saniye. Bir yanlışlık var arkadaşlar. Bendeki sistemde bir yanlışlık var. Ee, şöyle söyleyeyim. 31'de 30 isabetli pas. 31'de 30 isabetli pas arkadaşlar. Azın sanmayacak derecede felaket yüksek bir pas oranı. Bir stopere göre. Müthiş. İkili mücadele kazanma 4'te 3. Hava topu 1'de 1. Yani toplam 5'te 4 ikili mücadele kazanma. Tehlike engelleme 2. Pas arası 2. Top çalma 3. Şimdi sorsam birçoğunuza atıp tutarsınız. Ya hocam Serdar Aziz şöyle kötü böyle kötü diye. Hadi buyur. Şimdi ben birkaç kişiyi daha. Bekao'ya 7.0 vermişler. Komedi. Yemin ediyorum komedi. Bekao'ya herhalde Fenerbahçe taraftarı 9'dan aşağı vereni hani vatan aynı falan ilan eder. 9'dan aşağı vereni. Öyle değil mi? Yanlışım varsa düzeltin. Arkadaşlar 8.5 veriyorum desem sen takip edilmesinden lan dersin. Çıkar gidersin. Yani niye bu puanı vermişler? Bak 90 dakika tehlike engelleme 3 pas arası 2 top çalma 2 8'de 4 ikili mücadele kazanma 2'de bir hava topu kazanma 10 top kaybı 4 faul kendisine 2 faul yapılmış. 35'te 25 pas isabeti 1'de 1 orta isabeti kilit pas 1 şut pası uzun top isabeti 8'de 2. Ben 10 veriyorum abi ne derseniz deyin isterseniz takipten çıkın isterseniz <laughs> Suriye'ye gidin ben kesinlikle 10 veriyorum. Kesinlikle 10'luk top oynadı bu duygusallık değil. Her şey istatistik demek değildir. İstatistikte hocam şu kadar az oynadı, bu kadar az oynadı. İstatistik her şey demek değildir. Ama hiçbir şey demek de değildir. Osayi Samuel 7.3 vermişse ben Osayi'ye inanın 8-9 puan verdim. Osterwold 6.4 vermişse ben Osterwold diye de 7 verdim. 2 tehlike engelleme, Bir adam 1 adam kaçıma diyor. 4'te 1 ikili mücadele kazanma, 3'te 1 hava topu kazanma. Karşındaki rakibin de dinamikliğini unutmamak lazım. Ha, Osterwolde'nin bir asistlik olayı vardı olmadı. Osain'in de bir asistlik olayı vardı olmadı. Bakın Mert Hakan'a 6.5 vermişler. Cengiz'e 6.5. Zaten Cengiz'le Mert işleseydi Ceko İsmail daha iyi ortaya çıkacaktı. Fred'e 6.8 Tadic'e 6.4 vermişler. Tadic buradan bir mesaj çıkarsın. Ben her maçta oynamamalıyım mesajı çıkartsın. Hani bugün Tadic dinlenip Kent oynasaydı bence orayı gömçürürdük. Bunu da söyleyeyim. Yani Tadiç'i oynatırken kenti de küstürmemek lazım. Ee, hani kaosa da müsaade etmemek lazım. Maçın genel istatistikleri. Bakın arkadaşlar bu maçın istatistiğine bile bakılmaz. 54'e 46 rakip toplu oynamada üstün. Toplam şutta rakibin 14 bizim 5. İsabetli şutta 3'e 5. Yani bizim 5'te 5 şut. 5'te 5 isabet ama 70 metreden şut çekti herifler. Yani 14'e 3'ü yanılmayın. İsabetsiz şut 10'a 0. Şut engelleme 1'e 0. Burada ben neye bakarım? Paul sayısı 17'ye 13. Sarı kart 3'e 5. Biz 5 sarı kart yedik. Serbest vuruş 11'e 15. Taç atış 19'e 11. Kale vuruşu 4'e 15. Büyük şans 3'e 2. Kaçan büyük şans 3'e 1. Biz bir tane kaçırmışız. Onlar 3 tane kaçırmış. Direkten dönen 2'de 0. Dediğim gibi bu maçın günahı olmaz. Bu maç günah maçı değildir. Günah çıkarma maçı değildir. Sevap çıkarma maçı değildir. Bu maç işte ben şöyle iyiyim, böyle kötüyüm maçı değildir. Bu maç oynayıp kazanıp galip gelme maçıdır. Yani berabere bile bitse sıkıntı yoktu. Bir 0 yenilse yine sıkıntı yoktu. Onu da belirteyim. Hazırlayan King, atan Ceko. Yani daha ne ister Fenerbahçe taraftarı ya? Hakikaten Fenerbahçe taraftarı daha ne ister, ne istemeli? Çıldırtacak seviyede güzel bir oyun. Şimdi herkes bana aynı şeyi soruyor hocam Crespo'ya ne oldu? Crespo'ya yeni bir talip çıktı arkadaşlar. İnanılmaz bir talip çıktı hem de. Gerçekten inanılmaz bir talip çıktı. Şöyle söyleyeyim tahmin edin arkadaşlar hangi ligden? Hocam İspanya'dan olabilir. Hocam Hollanda Ligi olabilir. Yani Bursaspor olabilir. Galatasaray Spor olabilir. Fenerbahçe'de Genoa'ya transfer olması beklenen Miguel Crespo için yeni bir talip çıktı. Ve böyle basit bir talip de değil bilginiz olsun. Fulham'ın, Jao Palinyan'ın Bayern Münih'e transferine bağlı olarak Crespo'yu kadrosuna katabileceği öğrenildi. Kim kim kim? Fulham. Fulham, Bayern Münih futbolcu satışı Crespo. Hocam Crespo Fulham'da yapmaz. Sana ne sana ne oğlum? Sana ne? Yapmasın. Sana ne? Babayın oğlum, sana ne? Yapsın yapmasın. Sana ne Crespo'dan? Yapar'dan yapmazdan. Karışma. Şimdi şunu öncelikle belirteyim. Ee, Crespo gidecek. Ama nereye? Şimdi ciddi o iddialarda ortaya atılıp Fulum kadrosuna katabilir. Çünkü böyle bir durumu var. ilgisi alakası var. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Eğer Crespo Fulum'a giderse diyecek misiniz? Ulan Mustafa Hoca demişti ya. Hani çok sürpriz asla buraya gidemez diyeceğiniz bir takıma giderse şaşırmayın diye. Bu arada son dakika Beşiktaş'ta UEFA Konferans Ligi'nde. Onları da tekrar buradan tebrik edelim. Hem e, bizi yalnız bırakmadıkları için hem de Dinamo Kiev adlı nefret ettiğimiz takıma e, basıp geçtikleri için. Böyle söyleyeyim yani basıp geçtikleri için tebriklerimizi sunuyoruz. 1-0 yenmişler. Hadi Adana Demirspor. Bu arada Fenerbahçe bu sezon 8 resmi maçın maçın 5'inde kalesini gole kapatmış. Hani sizlerin bir tabiri var ya atan iyi olunca tutan da iyi olacak diye. Yani bir nevi böyle oldu. Fenerbahçe Musrati'nin alternatifini belirledi. Kimmiş Musrati'nin alternatifi? Orta saha mevkisi için transfer çalışmaları. Braga forması giyen Al Musrati için temasa geçti. Olumsuz cevap alırsa alternatifini belirlemiş. Braga forması giyen 27 yaşındaki Libyalı oyuncu. Arkadaşlar 7,5 milyon euro önerdik. Adamlar 15 milyon euro dedi. Açık ve net konuşuyorum bak. Herhalde beğenirsiniz. B planı Marcos Antonio demiş. Yani eğer olmasa Marcos Antonio'yu belirledi diyor. Tek endişe 2 Ağustos'ta yaşadığı sakatlık. Raporları istedi. 7,5 milyon euroya Shakhtar'dan Lazio'ya gitti. 22 maça çıktı. Bir gol bir asist. Arkadaşlar bak. Shakhtar Donetsk gibi takımlar. Biraz şişirme takımlar. Yani kendimizi kandırmayalım. Biraz şişirme. Mesela Galatasaray Tete'yi aldı. Uğur Karapullukçu'nun bir şeyi var. Bu arada Yağız Sabuncuoğlu son dakika haberi girdi. Morelos'ta kilo fazlası çıkmış. Bende de var. Bence kilo fazlası demeyin de başka bir şey var. Dur şimdi onu konuşacağız başka bir şeyi. Bu arada Lugano Fenerbahçe'nin hikayesini beğenmiş. Yeni Lugano'yu beğenmiş herhalde. İsmail Kartal açıklamaları geldi arkadaşlar. Fenerbahçe Teknik Direktörü Sayın İsmail Kartal'ın açıklamaları. Onu da konuşayım. İstanbul'da 5-1 kazandığımız bir maçın ikinci ayağını bu akşam oynadık. Rakibin bize karşı çok motive hazırlandığı, hazırlandığını sert oynadılar ve taraftar desteğini aldılar. Arkadaşlar burada enteresan bir cümle kullanmış. O cümleyi kullanacağım şimdi. Çok garip bir cümle var. Ee, bizi provoke edeceklerini biliyorduk. Biz sadece oyunumuza konsantre olalım dedik oyuncularımıza. İlk yarı lüzumsuz yere 5 tane sarı kart gördük. Biz bunu istemiyoruz. Biz böyle bir şey olmasını tahmin etmiyorduk. Bunlar alışmalıyız. Bu tip maçları bundan sonra da oynayacağız. Olmaması gerekiyor. Teknik direktör olarak kabul etmiyorum. İkinci yarıya daha sakin olmamız gerektiğini gol yiyip atabiliriz. Ama futbol oynayacağız dedik. Yaptığımız hamlelerle kontrollü oynamaya çalıştık. Kazandığımız için Mutlu 106'da 6 yaparak ülke puanına katkı yaptık. Gruplara namalup bir şekilde kaldık. Avrupa'da 7'de 7 yapan tek Türk takımıyız ve mutluyuz diyor. Karşımızdaki takım Twente. Çok iyi, çok organize, sert ve koşan bir takım. Bunun önce altını çizelim. Ben de bir şeyin altını çizeyim. Galatasaray'ın rakibi Molde 25, yaklaşık 25 milyon euroluk bir takımken bizim rakibimiz Molde 40,5 milyon euroluk takım. Bilginiz olsun yani. İlk devre bizi zorladılar. Biz de buna müsaade ettik. Kendi işimizi bıraktık. Rakip de uğraştık ilk yarıda. Her maç kazanacağız, her maçı iyi oynayacağız diye bir şey yok. Planımız tuttu bugün. Kazandık. Oyuncularımı tebrik ettim. Bazı maçları oyunu tutmak, bazı maçları kazanmak için oynayacağız. Bu akşamki maç böyle bir maçtı. Biz iki buçuk gün sonra çok önemli bir lig maçına çıkacağız. Bazı oyuncuları dinlendirdik. Bizim planlarımız içinde de bunu her zaman var olacak. Biz takım olarak oynayan, oynamayan, oynayan, oynamayan herkes çok iyi çalışıyor. Elinden geleni yapmaya gayret ediyor. Birçok oyuncum oynamayı hak ediyor ama oynatamıyorum diye çok üzülüyorum. King oynamayı hak etmişti. İdmanlar da gösterdi şans verdik, iyi değerlendirdi. İsmail en çok oynayan, sürekli oynayan oyuncumuz. Her geçen gün gelişim içerisinde. 3 gün sonra bir maçımız var. İsmail'den başka 6 numaram var. Hem onu dinlendirerek hem de Cikuyu oraya alarak oyunu tutmak istedik. İsmail'i e hafta sonu oynayacağımız maça saklamak için böyle bir değişiklik yaptım diyor. Konferansdaki grubuyla ilgili hiç düşünmedim. Kim gelsin, kim gelmesin diye. Kim çıkarsa çıksın, konferans grubundan çıkıp gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz. 5 sarı kartlı oyuncum vardı ilk devrede ama her sarı kartlı oyuncuyu çıkarırsak elde oyuncu kalmaz. Oyuncuda nasıl hamle yapacağını, mücadelede nasıl davranması gerektiğini ben maçtan önce anlattım. 11 kişi başlayıp 11 kişi bitireceğiz dedim. Rakip takım hocası ne dedi? Biz İstanbul'daki gibi 10 kişi değil 11 kişi oynayacağız dedi. Bu bir mesajdır. Biz bu mesajları almasını bilen antrenörleriz. <laughs> Bunu oyuncularımıza anlattık. İkinci yarı kontrollü oynadık diyor. Avrupa'da ayarlarımız var. 6'da 6 yaptık. Yarın kura çekilecek. Gruptan lider çıkarsak Şubat'ı boş geçeriz. Son 16'ya kadar inşallah gruptan lider çıkarız. Müthiş. Doğru. Doğru. Şimdi Morelos olayının detayları da ortaya çıkıyordu. Ama bakın son dakika haberi. Ortalığı 56 yaptı. Şimdi hadi buyur. Şimdi Alfredo Morelos olayı. Bakın hala niye açıklanmadı hocam falan filan. Arkadaşlar aslına bakarsanız Batu Şua'yı olayı var. Bir de Morelos olayı var. Şimdi İstanbul'a getirdik. Alfredo Morelos'u. Ve transfer detayları ortaya çıktı. Şimdi burada şöyle bir durum var. Fenerbahçe'nin ne yapacağı çok önemli. Eğer bu kilo fazlası olayı doğruysa ki doğru olduğunu düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Doğru olduğunu düşünüyorum. Mecburen de doğrudur. Çünkü e, hani durduk yere böyle bir cümle kurulmaz diye düşünüyorum. Neyse. Ben devam edeyim dur. <laughs> Edin Ceko'nun arkasında beklemek istemiyor Batu Şua'yı. Biz de Batu o zaman teklifleri değerlendir git dedik. Aslına bakarsanız. Ve huzursuzluk yaptı aslında. Gelen teklifleri Fenerbahçe değerlendirmeye aldı. Çok güzel. Ancak bir İngiliz kulübüyle görüşürken İngiliz kulübü siz nasıl olsa şunu aldınız bunu aldınız diyerek bize birazcık zorluk çıkarmanın peşine düştü. Eşiğine girdim. Biz de onlara resti çektik. Almıyoruz lan o zaman dedik. Ah biz istediğimiz zaman vazgeçeriz dedik. Biz istediğimiz zaman vazgeçebiliriz. Burada herhangi bir abes yok. Vazgeçebiliriz. Biz takımız arkadaşlar. Her görüştüğümüz futbolcu alacak olsak 800 tane futbolcumuz olur. 800 tane futbolcumuz olur. Ha. Doğrudur yanlıştır bir şey diyemem. Belki bu açıklamayı hiç yapmamıştır. Yani onu da söyleyeyim. Belki hiç böyle bir açıklama yapmamıştır ya Bu trolldür. Ama biz eğer böyle bir açıklamayı sosyal medyaya yaydıysak bu şu demek. Hadi işte hani bak istediğimiz zaman vazgeçeriz demek. Bence bu haber biraz asparagas. Bence bu haber biraz asparagas. Ama bu arada Galatasaray Berkan Kutlu'nun 250 bin euro kiralama bedeli Cenova'ya transfer olduğunu açıklamış. Satın alma opsiyonu 5 milyon euro. Zor bonuslarla 45 milyon euro buraya da yazayım. Zor bonuslarla 45 milyon euro. Şimdi 250 bin euroyu kiralayacaklar. Beğenirlerse benim anladığım kadarıyla 5 milyon euro verip alacaklar. Hani herhangi bir Ali Cengiz oyunu yoksa. Yalnız ama bunlar 5 yabancı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe bence ligin en iyi yerli kadrosuna sahip. Fenerbahçe'den bir yerli 11 çıkarayım. İlk dörde oynar. Fenerbahçe'nin iyi yerlileri var demiş. Kesinlikle katılıyorum. Valla Berkan Kutu 4 milyon euro gözüküyor. Galatasaray 4 milyon euroya aldı zaten. Yani 4'e aldıydı. 2021'de Alanya'dan. 250 bin kira alamış. Satın alma opsiyonu 5 milyon euro. Yalnız Alanya Berkan'ın ikinci satışından %20'lik pay hakkına sahip. Yani 4 milyon Euro'ya satarsa Galatasaray 800 bin Euro'su gidecek. 5'e e satarsa yok özür dilerim 5'e satarsa %20'si ne yapar? 1 milyon Euro'su gidecek. 4. 4.250. Eline gelmiş olacak. 5'e almış olacak. Zekice bir transfer hamlesi. Ben şunu söyleyeyim. Moreros eğer bir şeyleri geçerse 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Arkadaşlar ee... 1,5 milyon euro imza parası yıllık 1,4 milyon euroya da anlaşılacak. Şimdi bak şeyin işi e, ne derler onun adına? Batshuayi'nin işi olmadı deyince taraftar tepki göstermeye başladı. Ulan bir Morelos'u bile alamıyorsunuz diye. Şimdi yola geleceksiniz. Onlar da yola gelecek. Ben şunu söyleyeyim. Arkanıza yaslanın. Bekleyin. Bugün çok hareketli bir gün olacak. Fenerbahçe'den Danilo hamlesi. Fransa Ligi takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giyen Danilo Pereira'yı gündemine aldım. 6 numara transferimiz var. 31 yaşındaki Yıldız'ın Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında. Bir şey söyleyeceğim. Danilo Pereira'yı ister misiniz? Transfer market değeri ne kadar hocam? 10 milyon euro hocam istemeyiz. Diyeceksiniz. Hocam şöyle söyleyeyim sana. Paris Saint Germain'de oynuyorsa bir futbolcu rahatlıkla transfer market değeri yüksek olması lazım. O yüzden yani Öyle bir şey söyleyeyim. Şimdi şunu da söyleyeyim. Rıdvan Dilmen'in şu cümlesine de katılıyorum. Batu gittim bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin kesinlikle gözünün arkada kalmayacağı bir santrafora ihtiyacı var. Ceko çok büyük bir profesyonel ama 50 maç beklemeyelim demiş. Doğru. Yani 50 maç e, Ceko ile gider mi? Soru işareti. Ama Morelos da gidebilir. Maçın adamı oylaması Ceko, İrfan Can, Joshua King, Bekao. Bence maçın adamı İrfan Can, Eğribayat. Ben onu seçerim. Şimdi Fenerbahçe yüksek bonservis ödemeye hazır diyor ama ben Danilo Pereira isminin olacağını sanmıyorum. Hocam çok kesin konuşuyorsun. Farkında mısın? Evet çok kesin konuşuyorum. Ben size bir ihtimal sunuyorum. 3 kişi var. 1. Rodrigo de Paul. 2. Parti. Thomas Party, 3. O da transfer market değeri benzer bir arkadaş. Desem ne dersiniz? Allah dersiniz. Hadi inşallah arkadaşlar duyumları toplatıcı ben size aktaracağım. Benfica forması gene Angola asıllı 24 yaşındaki Florentino Luis'i istediği girişimlere başladığı iddia edildi. Morelos transfer 24. Mario Branco devrede. Florentino Luis. Bu bana gelmedi ya. Geçiniz. Ha Batu Şua'yı haberinde buldum arkadaşlar. Biraz da laf ebeliği yaparken. Flash şuayı gelişmesi. İngiltere Ligi takımlarından Flash Batshuayi transfer hızlı takımı Alfredo Morelos anlaşma sağlanamadı. Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki transfer görüşmeden de anlaşma sağlanamadı. Yeni teklif gelmezse kalacak diyor. Şimdi bir şey söyleyeyim. Batshuayi yangını yaptınız. Yok Batshuayi yerine Morelos alınır mı falan filan dediniz. Şimdi Batshuayi kalırsa yine yangın yapacaksınız. Eminim bir Batshuayi bile satamadınız diyeceksiniz. Demeyin. Dönekliğin lüzumu yok. Olursa olur olmazsa arkadaşlar biraz da tok satıcı oynamak zorundayız. Bilginiz olsun. Ama ben bu transferin olacağı yönünde düşünceye sahibi Sesinizi çıkarmayın. Eğer bu transfer olmayacak olsaydı Batu Şua'yı oyuna girerdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya demiş. Sen Pauli'nin 19 yaş takımda forma giyen 18 yaşındaki savunmacısı Selçuk Rinal ile ilgileniyormuş. İki takımda. Alman ekibiyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Arkadaşlar şunu belirteyim. Sivas Spor'daki yani Sivas Spor'daki oyuncuyla bile ilgileniyorlar. O kadar söyleyeyim size. Bu arada Bekao da bence adaylar arasında ya. Maçın adayları arasında. Şimdi kimsenin de hakkını yemeyim. Bak Sivas'taki oyuncuyla bile ilgileniyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani takımlarımız boş durmuyor. Tam Fenerbahçe'nin aradığı tipte bir golcü. Gene kim ya? Ne diyor? Bak şu ay tam gitmeye hazırlanıyorum Nottingham Forest'tan. Belçikalı yılın yeni Alfredo Morelos'u getirdi. Morelos'u çöpleyenler bu haberi dinlesin. Premier Lig'in kapısından döndü. Atlayıcı bir hızı olmasa da dribbling yönü son derece güçlü. İyi bir ceza alanı golcüsü. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük de oynayabilen bir isim. Yetenek bakımından eleştirmek pek mümkün değil ancak mental olarak aynı şeyleri diyemeyiz. Çünkü oyuncularla fiziksel temasa girmeyi, hakemle uğraşmayı çok seviyor disiplinsiz tavırları Premier Lig'in kapısından döndürdü. Kırmızı kart görmesi endişe verici bu özelliğinden kurtulmayı başarırsa takımı sahaya odaklanırsa çok önemli bir kazanım. Ben burada araya gireyim. Sevgili Fenerbahçe taraftarı azıcık omurgalı bir yorum istiyorum. Geçtiğimiz sene geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye bir oyuncu önerildi. Nedir o oyuncu? Mauro Icardi. Ya. Mauro Icardi Fenerbahçe'ye önerildiğinde bugün bu Rıdvan Dilmen'dir şudur budur ne dediler biliyor musunuz? Disiplinsiz bunu almayın dediler. Yönetime ulaşıp dediler ki bak bu başınıza bela olur. Gelir para al yer içer yatar dediler. Aldırmadılar. Yönetim bu riske girmedi. Jesus bu riske girmedi. Harbi söylüyorum ya şaka falan yapmıyorum ha yanlış anlamayın. Şaka falan filan yapmıyorum. E şimdi bana belirtir misiniz arkadaşlar? Aynısını Morelos için de söylüyorsunuz. E Morelos'u Beşiktaş alsa Galatasaray alsa orada Yıldızlaşsa diyecek misiniz? Ya vallahi biz de dedik alma diye. İyi ki de alınmamış. Beşiktaş da çok iyi oynuyor diyecek misiniz? Abu Bakar Fenerbahçe'ye yazıldığında ne dediniz? Kronik sakat o. Kronik sakat oyuncu alınmaz. Ya böyle bir oyuncu alınmaz. Sakın böyle bir hata yapmayın demediniz mi arkadaşlar? Siz dediniz. Siz dediniz. Ondan sonra da ya bir Abu Bakar'ı bile alamadım falan yapıyorsunuz. Ya sözleriniz tutarlı olsun. Gözünüzü seveyim. Ben Moreros için şunu söyleyeyim. At şu ayı satılırsa para elde edersin. Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmış. Hani diyorsun ya. Ee, ne derler ona? Ya Bedava kaçacağına en azından para kazan diye. Bedava futbolcunu alırsın. Onun yerine onu oraya monte etmiş olursun. Ben onu söyleyeyim. Çok gönlü bir forvet. Farklı taktiklere adapte olmak konusunda sıkıntı çekmiyor. Rangers'ta da daha derinde oynamasına rağmen her zaman önemli işler başardı. İskoç ekibi de hep çift taneli rakamlara ulaştı diyor. Böyle de bir gerçek var ortada. Ama sorsam işte sorsam diyorsunuz ki hocam riskli. Ya her transfer risklidir. Bunu da unutmayın. Bekao mesela. Bekao da uğraşmayı seviyor. Ama ben böyle futbolcuyu seviyorum. Büyük zorluklar futbolcu yaptı falan filan. Kent Morelos yine iş başına. Mesela Ryan Kent. Hemen şeye başlamışlar. Bu maçta da oynatılmadıysa bu çocuk mutsuz olacak. Şöyle böyle. Ya Kent'in de maçı gelecek. Öbürünün de maçı gelecek. Bu kadar abartmayın. Bu kadar abartmayın. Bak Ankara gücü maçın var. Çıkaracağın 11'i biliyor musun abi? Çıkaracağın ilk 11'i biliyor musun Ankara gücü maçında? Ben bilmiyorum. Var söylüyorum ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Ya yani Serdar Aziz bugün bu performansı vereceğini kim bilebilirdi? Ben hiç kimse bilemezdi bence. Bence hiç kimse Serdar Aziz'in bu performansı vereceğini bilemezdi. Bazı şeyleri de artık arkadaşlar çenemizi kapatalım. Beklemeye koyulalım. Ben niye ısrarla hep aynı şeyi söylüyorum. 450 dakika diye yanılmayalım diye. İzlediğiniz, beğendiğiniz, abone olduğunuz için hepinize son derece teşekkürlerimi sunuyorum. 38.800 olduk. Niye 39.000 olmayalım? 39 nerenin plaka kodu bilmiyorum. Bakalım 39 nerenin plaka koduymuş. Hep birlikte yorumlarda öğrenelim. Görüşmek üzere. Hayırlı cumalar.